Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, kısa bir video. İki hadisle karşınızdayım. Bu hadislerde Peygamber kıyametin kopacağı dönemi işaret ediyor. Diyor ki şöyle şöyle olduğu zaman kıyamet kopacak diyor. Bakacağız şimdi. Önce bir hadisleri okuyalım kaynağından. Evet, hemen okuyoruz. Ekrana geldi değerli insanlar. Diyor ki, Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar. Fakat davaları birdir. Yani iki taraf da Müslüman. Nerede geçiyor bu? Buhari Fiten 24. Üç yerde geçiyor bakın Buhari'de. Menakıb 25, İstidabe 8. Müslim'de de geçiyor. Müslim, iman 248, hatta iki yerde Fiten 27. Görüyorsunuz değil mi? İki sağlam hadis aktarıcısı tarafından bu hadis aktarılmış. Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Yine Hazreti Huzeyfe anlatıyor. Diyor ki, Resulullah dedi ki diyor, nefsim yedi kudretinde olan zatı Zülcelal'e yemin olsun, Allah adına yemin ediyor, imanınızı öldürmedikçe, imamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize kullanmadıkça, kılıçlarınızı birbirinize kullanmadıkça, dünyanıza şerirleriniz varis olmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Bu da Tirmizi'de geçiyor. İkisinde de yani Müslüman arasında savaşı işaret ediyor ve imam kendi imamınızı öldürmedikçe diyor. Şimdi bu kaynağıyla bu hadisler burada. Bakın şimdi sizlere bunlar oldu mu? Neden kıyamet kopmadı peki? Neden kıyamet kopmadı? Bu söyledikleri oldu mu dünyada? Bakın size söyleyeyim. Bir, Peygamber ölür ölmez Ebu Bekir halife olunca dinden döndü insanlar bir kısmı. Yani Ebu Bekir'e biat etmediler, vergi vermeyeceğiz, işte biz sizi dinlemeyeceğiz dediler. Ebu Bekir kılıcı çekti, 11 tane ordu kurdu. Kendi aralarında Müslümanlar savaştılar Suudi Arabistan'da. Geçtik bunu, yetti bir bakın. İki, İmamlarınızı öldürmedikçe diyor. Ebu Bekir öldürüldü. Hadi açık net kaynaklarda bu belirtilmese de öyle olduğu anlaşılıyor. Peki Ömer öldürüldü. Osman Müslümanlar tarafından öldürüldü. Ali Müslümanlar tarafından öldürüldü. Geliyoruz Müslümanlar arasındaki başka savaşlar. Bakın şimdi. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali savaştı mı? Savaştı. Binlerce Müslüman öldü mü iki taraftan da? Öldü. Ayşe Müslüman mı? Müslüman. Ali Müslüman mı? Müslüman. Etti iki savaş. Kıyamet kopmadı. Hem imamları öldürüldü, hem de iki Müslüman ordu birbiriyle çarpıştı. Hem de cennetlikle müjdelenen insanlar birbirleriyle çarpıştı. Ali ile Muaviye savaştı mı? Savaştı. Binlerce insan öldü mü? Öldü. Peki Muaviye Ali'nin Peygamberin sülalesini temizledi mi? Temizledi. Birbirlerini öldürdüler. Peki Haccac Kabe'yi, Mekke'yi işgal etti mi? Kabe'yi alt üst etti mi? Etti. Daha sonra İran'la Irak, ikisi de Müslüman, 8 sene savaştı mı? Savaştı.
Şu anda bile Suudi Arabistan ve Yemen birbirlerini bombalıyor mu? Bombalıyor. Müslümanlar ölüyor mu? Ölüyor. Peki kıyamet niye kopmadı? Bakın kaç kişi aktarmış. Müslümanlar kendi arasında savaşmadıkça, imamlarını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Başka hadisler de var kıyamet için. Şu çocuk büyüyene kadar kıyamet kopmaz bilmem ne gibi. Gibi. Şimdi bunu arkadaşlar hadisçilere sorun mesela. Cübbeli gibi bilmem ne gibi şunun gibi bunun gibi böyle ehli sünnetten olan peygamberin hadislerini kutsayan insanlara bir sorun ya. Bu savaşlar Ebu Bekir'in yaptığı savaş, kendi içindeki yaptığı savaş, Ali ile Ayşe'nin savaşması, birbirlerini öldürmesi, Ali ile Muaviye'nin savaşması, birbirlerini öldürmesi, İran-Irak savaşı, birbirlerini öldürmesi, Yemen, Suudi Arabistan savaşı, birbirlerini öldürmesi, Müslümanlar arasındaki kendi savaşı bunlar. Peki niye kıyamet kopmadı? Bir de Allah'a yemin ederek peygamber bunu söylemiş. Aktaran kişi sağlam, aktaran kişiler yani sahih hadisçiler Müslüm'den aktarılıyor. Buhari'den aktarılıyor. Tirmizi'den aktarılıyor. Peki bunlar olmuyor. Nasıl iman ediyorsunuz hala? Nasıl Peygamber Efendimiz diye peşinden gidiyorsunuz? Sahte olduğu açığa çıkıyor. Söylediği şeyler olmuyor. Şimdiye kaç sefer kıyametin kopması lazım? Neden? Neden düşünmüyoruz değerli insanlar? Bilhassa Müslümanlar neden biraz düşünmüyoruz? Önümüze düşen hadisleri okuduğumuz zaman şöyle tarihe bir bakamıyoruz İslam tarihine. Peki İslam tarihi içerisinde Müslümanlar arasındaki savaşlar bu hadisi kapsamıyor mu yani? Nasıl bir savaş olması gerekiyor? İki Müslüman arasında nasılsa on binlerce insan ölüyor Ali ile Ayşe'nin yaptığı savaş, Cemel Savaşı. İki Müslüman grup. İki Müslüman grup Emevi, Aliler, Ali ile olan savaş. İki Müslüman grup İran'la Irak. İki Müslüman grup Yemen'le Suudi Arabistan. İki gruba ayrılıp birbirleriyle savaşmadıkça ve imamlarını öldürmedikçe. İmamlar da öldürüldü. Değil mi? Bir kısım mezhep imamları zehirlendi, öldürüldü. Diğer mezhep imamlarının öğrencileri tarafından İmam Şafii katledildi. Öldürüldü. E bunların hepsi oldu. Niye kıyamet? Yani 1000 yıldır niye bekliyor yani? Kıyametin kopması gerekirdi. Hem de yemin ederek söylüyor. Değerli insanlar, bakınız. Gerek Kur'an olsun, gerekse hadisler olsun. Aklınızı başınıza devşirin. Lütfen. Burada bir kutsiyet yok. Hadisleri de, Kur'an ayetleri de hepsi oturulmuş, bir taraflarda yazılmış. İşte Tevrat'tan, İncil'den aktarılmış. Onlar da Sümerlerden defalarca söylüyoruz. Aktarılmış. İnsan yazması, insanların kolayca yönetilmesi için buralara yönlendirilmiş. Din hala ilkel toplumların inancıdır. Bilim çağında, teknoloji çağında din olmaz. Ya Ayetül Kürsi diye değil mi? Bakara suresinin 155. ayeti var. Ayetül Kürsi. Allah'ın kürsüsü. Peygamber demiş ki bunu okuyan gece okursa gece, gündüz okursa gündüz başına hiçbir iş gelmez demiş. Ya bugün Müslümanlar kırılıyor bakın İsrail'in attığı bombalarla inlerinde vuruyor. Bunda, bu adamlar Ayet-i Kürsi'yi bilmiyorlar mı? Bakara suresini okumasını bilmiyorlar mı? Okusunlar. Madem koruyucu etkisi var bu şekilde. Peygamber bunu söylemiş. Diğerler de söylemiş. Bir insan diyor Ayet-i Kürsi'yi okursa evinde başına bir iş gelmez. Gündüz okursa gündüz başına iş gelmez diyor. Hadi buyur okuyun. Okuyun ve İsrail'in tankından, topundan koruyun kendinizi. Yapmıyorsa, korumuyorsa kardeşim bırakın ya, bırakın. Gelen nesillere yazık ya. Bırakın artık. Kör ilk çağ inancını bırakın. Biz de kurtulalım. Esen kalın değerli insanlar.